Kangal, Tanga, Tanga. Tips. Tips. Kazandırmaya devam ediyor. devam ediyor Takibe devam Takibe devam Herkese selamlar. 16 Ağustos 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Bu videoda bir adet de rolling serisine başlıyoruz. Youtube'da bir rolling serisi olsun istiyorum. Ara ara zaten yapıyoruz. Geçen sezondan bilenler çok fazladır zaten. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız bu videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri geldiği takdirde bu seviyede rollingdir, kupondur. Youtube videolarına da devam etmeyi düşünüyorum. Öncelikle skor yarışmasıyla başlayalım. Konya Spor Galatasaray maç skorunu olur sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı 7 gün WhatsApp gruplarımızda misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Real Madrid maç skorunu kazananlar var. 5-6 kişi bilmiş. Serkay Yemin, Deadly Fire isimli arkadaşlarımız kazandı. Bana WhatsApp hattına ulaşaraktan da ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından 0534 446 59 89 numaralıdan ulaşaraktan da skor bildim diyerekten de fotoğrafınızı atabilirsiniz kanal fotoğrafını. Onun dışında her türlü soru görüş öneri WhatsApp gruplarına dahil olmak isteyenler de buradan benimle iletişim kurabilir aga. Tek iletişim adresimizdir. Şiir gibi diyorum. Çünkü gerçekten şiir gibi. Dün Real Madrid maçı vardı Atalanta ile birlikte. Zaten maçı değerlendirdik. Maçın değerlendirmelerine bakalım şöyle. İdealden dedim ki Real Madrid maçı kazanır zaten. Bizim Real Madrid'in oradan galibiyetini bekliyorduk. Misli olarak bana değerlendirdiğimiz bir karşılaşmaydı. Biraz daha yüksekten almak isteyenler varsa oran bazında maç sonu 1 ve 4.5 altla değerlendirilir dedik ve skor olarak da ben iki tane skor yazdım zaten. Buna oranla 3.5 altına 1 de beklenebiliriz zaten. Ama biraz daha sağlam almak lazım. 2-0 veya dedim ki 2-1 skorum var dedim. 2-0 skorumuz geldi mi geldi. Onları bir kenara bıraktım. Bir de Mbappe'nin de gol atacağını söylemiştik aga. Ya analiz 4'te 4 maçı okumak şiir misal diyorum. Boşuna demiyorum çünkü emek var. Çünkü bu tip oyuncular ilk maçlarında genellikle en iyi performansını sergilemeye çalışır. Diğer oyuncular da Mbappe'ye gol attırmaya çalış çalışırlar yani. Çok güzel bir gol attı Bellingham'ın pasıyla birlikte. Bereketli olsun diyelim. Geçelim. Aynı şekilde mislimiz vardı. Günü tek yüksek mislisiydi zaten. Aga bu hani Hull City'nin, Leeds kupa maçları vardı. Girmeyin bak. Kupa maçlarını almayın tavsiyemdir. Tecrübe konuşuyor. Real Madrid'in galibiyetini aldık 4000 misli. Yasal'da 1.38 Avrupa'da 1.53. 2000 TL civarında net bir kar bıraktı. Yüksek misli seviyesinde de bu şekilde güvendiğimiz karşılaşmaları Cuma, Cumartesi, Pazar ve önümüzdeki günlerde yüksek misli de vererekten de önermeye devam edeceğiz. Sadece onlar değil canlı olarak istediğimiz karşılaşmalar. Real'e yaptık, başka takımlara da yaptık. Aynı şekilde gruplarımızda Premier League'de başlıyor yavaştan. Canlı olarak da, da ilerlemeye çalışacağız. Herkesi bekleriz canlı grubuna da. Geçtim bunu da. Ondan sonra ücretsiz Telegram kanalımız var. Açıklama yorumlar kısmında. Buraya da katılabilirsiniz. Buraya katılmak da ücretsiz. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Bu videoda bir adet de rolling başlattığımızı söylemiştik. Rolling gelirse umarım devam eder. İsterseniz başlayalım. İlk maçımız Inter Turku maçıyla başlayalım. Aga bu maç yani şöyle söyleyeyim. Büyük konuşmayı sevmem ama normal halinde, normal temposunda oynarsa KG var ihtimali çok yüksek bir mücadele. Çünkü ben Senjuan'in de son mücadelesini takip ettim, izledim. 3-1 kendi evinde kazandı. Çok net kaçırmış olduğu pozisyonlar vardı. Canlısını da yaptık hatta öyle söyleyeyim. Inter Turku da kendi evinde sağlam bir takım. Inter Turku'nun burada biraz daha ihtiyacı var artık. Onu belirteyim Aga. Ben burada karşılıklı gelecek golleri güzel. Cuma bak. Cuma bülteni için en güzel KG var maçı Inter Turku maçı. Onu belirteyim. KG varını bekliyorum. Onun dışında yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Aga Inter turkun bunların bu arada 3-4 tane maçı falan kaldı. Onu söyleyeyim. mücadele var ve üst seçeneği falan da değerlendir ama yüksek orandan da ben Inter Turku'dan zaten bir gol bekliyorum. İkinci golün riski de 1.80 Aga. Değerlendirmek isteyenler olursa KG var. İdealim var ve üst. Biraz daha ideal olabilir. Burada Inter Turku'nun ikinci golü de daha yüksek orandan değerlendirilebilir. Ligby ile Midland mücadelesi. Şimdi ben bu maçtan biraz korkuyorum. Herhangi bir ideal tercihim yok. Sadece tek bir yüksek orandan koyacağım. O da sürpriz olursa da sürprizden ne kaçmak için aga. Belki anlayanlar olmuştur şimdi bu kadar söylediğimden. Midland bu hafta çok yoruldu aga. Hafta içinde maç oynadı, hafta sonunda oynadı, hafta içinde maç oynadı, tekrardan maç oynayacak Lingbi ile birlikte. Lingbi de bir bok yok aga. Net bir şekilde söyleyeyim. Son mücadelesi vardı, Österland mücadelesi 1-1 bitti. Aga yani Vurdu vurdu girdi. Vurdu vurdu girdi öyle söyleyeyim ben sana. Hiçbir muhabbeti yok. Ama burada Midland'ın yorgun olmasından kaynaklı olası bir sürpriz çıkma ihtimali var mı? Bunu konuştum. Bunu şey yapalım. Ben diyorum ki aga sürpriz çıkarsa da yani Midland'ın normal galibiyeti zaten 2-0-2-1 ayarında bir galibiyet bekleniyor. Bir sürpriz çıkarsa da 2-3 gol tercih ile burada kaçalım. Hem de yüksek orandan alternatif kombinlere girebilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecekler bu önlemi değerlendirme yapabilirler. 2-3 gol tercihi. Celta ile Alaves mücadelesi. Bu maçta şöyle Alaves en iyi forveti vardı. Samu onu kaybetti Aga. Önemli bir eksiklik Alaves adına. Hazırlık maçlarını da çok iyi geçirdiğini söyleyemem Alaves'in. Celta Vigo'ya baktığımız zaman da Iglesias'ı aldı. Iglesias'ı nereden bilirsiniz? Real Betis'in forvetiydi bir ara. Oradan bilirsiniz. Ondan kiralandı falan derken de Celta Vigo aldı. Hazırlık dönemini de iyi geçiren bir Salta vardı. Ben burada bir Salta galibiyetini bekliyorum açıkçası ama idealden bakalım biz. İdealden ne alabiliriz ya? Baktığımız zaman da ev sahibi yarı kazanır evet. Minimum oran 1.41 aga. Ben Salta burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Onun dışında biraz daha yüksek oran ne yapabiliriz? Kangal derseniz de mücadelenin doğrudan bir Salta Vigo tamamlanmasını da bekliyorum. 2-0 ayarında bir Salta galibiyeti çıkabilir. Konya Spor'la Galatasaray bu maçın hem mücadelem, bilginize vereyim. hem de skor mücadelesi. Maç skor ne olur sizlere sorduk. İndeks beklentisi mücadeleyin bir birlik bir beraberlik aga. Onu belirteyim. Ama güzel oran varken biz neden değerlendirmeyelim? Şöyle bir değerlendirme yapacağım. Direkt tercihimi söyleyeyim aga. Galatasaray'ın ben burada bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Oran da düşmüş bak. Oran ben 1.37'den falan aldım. Oran da düşmüş. Birazdan videonun sonunda koyacağım. Zaten çoğu kişi Avrupacı görürsünüz. Ben Galatasaray'ın deplasmanda da olsa bir yarayı kazandığını bekliyorum aga. Konya Spor'la bir karşılaşma. Konya'da geçen hafta 3-2 gibi skorla galip geldi. E, deplasmanda ya yani Kasımpaşa oyundan son dakikalarda çok düştü. Konya'da iyi değerlendirdi. Bu arada ilk golü muazzam bir frikik golü. Pedrinho'nun attığı gol. İzledik zaten maçı. Canlısını da yaptık. Velhasıl kelam ben burada Galatasaray'ın bir yarayı kazanan rolling mücadelem olarak değerlendiriyorum. 1.37 gibi orandan aldım. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Mücadele 2-3 gol aralığında kalma ihtimali de var. Benim beklentim burada 2-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti. İndeks beklentisi de zaten mücadelenin 1-1. Burada Galatasaray'ın bir yarıyı kazanan rolling mücadelem yüksek oranlarında 2-3 gol tercihi değerlendirilir. Le Havre ve Paris mücadelesi. Şimdi Paris'in zaten mücadelesinde bu 3-0 skor beklentisi. Yani 3-0-3-1 ayarında bir skor beklentisi olan bir karşılaşma. Paris'in yeni hücum hattı Colomboani. Sağda Dembele, solda da Barkola olacak muhtemelen. Şimdi Paris'in yani gol yemeye çok müsait bir takım. Yemeği de bilir. Tek başına mücadele Üste de götürebilir. Ama çok fazla öne çıktığı için arkadaki boşlukları zaten Fransa Ligi'ndeki herkes değerlendirebiliyor ki maçları genellikle golü geçiyor. Paris anlatmaya gerek yok. Düz bir tercih bekliyorum Aga. Fransa'nın da açılış mücadelesi. Güzel bir maç olabilir. 2.5 üstü doğrudan değerlendirdim. 1.44 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Gelelim Premier Ligi'nde açılış mücadelesine. Aynı şekilde Premier Ligi de açıyoruz Aga. Şimdi United tarafında bazı transferler oldu. Savunmayı güçlendirdi. Delight'ı aldı. Yoro'yu aldı. İyi transferler yaptılar. Hücumda da şey maçını izledim. City. United maçını değerlendirdim Aga. E, o maçta da iyi oynadılar açıkçası. 1 gibi skorla bitti. Kupayı alamadılar. Fakat ben United'ın burada iyi başlangıç yapmasını bekliyorum. Fulham'da bazı Palhinha'yı kaybetti mesela. Önemli eksiklik Aga yerini dolduracaktır illaki ama Fulham tarafında değilim aga ben burada United tarafındayım. United'ın burada açılış maçında iyi başlamak isteyeceğini düşünerekten de yani 1-0'a da yatacaklarını düşünmüyorum. Ev sahibinden en az 2 gol bekliyorum. Benim skor beklentim de burada 2-1'lik bir United galibiyeti. Bu 2-1'e göre yüksek oranla ne yapabilir? Bu arada iyi bir korner maçı olarak da görüyorum ben bunu. Korner oynayanlar varsa ekstra değerlendirebilir. 2.5 üstüne 1 de yaparsanız aga 2-1 skora göre de minimum oran 1.86'dan değerlendirirsiniz. Fakat benim idealim burada United'ın atacağı 2 goldür. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Cuma bülteni sıkıntı olur ama en iyi şekilde çıkmayı bilelim. Umarım kazançlı geçer. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni yorum bırakırsanız çok teşekkürler. Videoyu like atıp kanala abone olabilirsiniz.